Sevgili izleyicilerimiz, kaça olsa yersin öldü. Yaşasın kaça olsa yaparsın. Hoş geldiniz şeflerim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Böyle ne bileyim, ben hemen sloganlarla bir şey yapacağız zannettim. Yenilenmiş konseptimize hazır mısınız? Var mı heyecan? Vallahi hazırız. Gülüyor hepsi böyle mi? Bilmiyorum. Korkutuyor. Kısaca ne oluyor hemen söyleyeyim. Size yine bir bütçe veriyorum. Ama bu bütçeyi bildiğiniz gibi, izleyicilerimizin bilmediği gibi tam 6 bölüm için vereceğim. Siz bu bütçeyi 6 bölümde harcamakla yükümlüsünüz. Bu para böyle azalarak devam edecek yani diyorsun. Aynen öyle. Hayırlısı. Her bölümün başında kuramızı çekeceğiz. Sizin seçeceğiniz top o bölümün kategorisini belirleyecek. Dolayısıyla elinizdeki bütçenin kaderini siz aslında yine kendiniz belirliyor olacaksınız çektiğiniz kurayla. 6 bölümde belli ama sırası belli değil diyebiliriz. Hayır. Bunu siz belirleyeceksiniz. Aha. Ya, bizim fanusumuz tencere tabii böyle. Açıyorum. Pandora'nın kutusu açılsın. Evet, sırayla mı? Nasıl yapalım? Hocam 6 lütfen. Tane var lütfen, zaten. Lütfen, kendi kaderinizi belirleyin. Lütfen. Bugün bakalım izleyicilerimize ne izletmek istiyorsunuz? Vallahi tüylerim diken diken oldu. Çok korkuyorum. Buyursunlar hocam. Güzel enerjilerimiz. Ne gelmiş çıkarsa şöyle bahtımıza. 6 farklı yemek. Kategori. Bir karıştır. Aldım. Vallahi çekti. Çektim. Çekti. Böyle de heyecanlı oluyormuş ha. Vallahi çektim. Hadi bakalım. Şans topumuz da. Real Madrid. Kupa. Şampiyonlar Ligi, yemin ediyorum. Şeffafı açmaya çalış bence, evet. Turuncudansa daha kolay olur. Şeffaf kapağı. Tamam, evet, okey. Açıldı, sesi geldi. Şey gibiymiş bu, sürpriz yumurtalar gibi. Heyecanlıyım. Şöyle ben... Ne oldu ya? Kendimize de mi sürpriz? Ben, evet, bize de sürpriz. Oho. Açıyorum. Nasıl gözüküyor bilmiyorum şu an ama. Tavuk kanat. Kanat. Tavuk kanat. Güzel. Sevdiğimiz tavuk bir kanat yiyecek. Güzel bir şey. Ben severim. Üründür. Bugünkü bölümümüz tavuk kanatları arkadaşlar. İnşallah tavuğu biz yakalamayacağız. Peki size şimdi tek seferliğine hesaplarınıza göndereceğim para acaba ne kadar? Arkadaşlar 6 bölüm için tam tamına 150 liranız var. Ne? Gözüme bir şey kaçtı. Oradan gözüme 150 lira kaçtı. Bence şaka yani, bizim böyle tepkilerimizi görmek için falan dediğini var saymak istiyorum. Ben sana dedim bu tavuk yakalanacak. Çünkü 150 liraya 6 bölüme böldüğünüz asla zaman... Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Bu gerçek. Öncelikle şu paraları bir göndereyim. Sana kesin gönderdim mi? Yasemin. Ferhat kesin sana da gönderiyorum. Arkadaşlar. 150'şer lira. Gitti size. Şu garanti altına alayım ben toplarımı da. Spoiler olmasın, siz bakmayın. Tamam, güvenmiyorum da pek size. Alayım ben onu. Ya biz bir duralım, bir konuşsak mı şu 150'yi? 150 bir şey diyeceğim. Gerçekten dış ses bey. 150 lira. Ciddiyim, hayat devam ediyor. Hesabınıza para geldi, bu kadar kötü gelmemişti ya. Bakalım bu bölüm bütçenize ne kadar feragat edip tavuk kanat hazırlayacaksınız? Var mısın ya? Ne çok kabul verdim. Bir dakika dur. 150 veriyoruz. Haftaya evet. Kahve içiyoruz burada. Rahatım. 5 bölüm ekip, rahat. 5 bölüm burada sohbet, muhabbet. Ha, öyle yaparsak ne yapacaksınız? İzleyicimizin hoşuna gitmez. Troll çünkü şeker. Artık seyirci kazananımız da var. Sevgili izleyicilerimize soracağız. Onların en çok tarafını seçtiği tabak... O bölümün seyirci kazananı olacak. Bunu da bir sonraki bölümün başında duyuracağız. Şimdi bir şey netleştirmek istiyorum. Hem seyirci buyurun için hem de bizim için. Klasik kaça olsa yersinin eskisi gibi standart malzememiz yani baharatlar. Standart malzememiz yani baharatlar, sıvı yağlar bizim değil mi? Baharatlar, sıvı yağlar, tuz ve şeker sizin. Tamam, güzel. Teşekkürler. Hmm. Ona göre. Mesela diyelim ki un aldık. 1 kilo, 2 kilo un aldık. Onu diğer bölümlerde de kullanabilecek miyiz? Maalesef. Öyle bir şey maalesef yok. Ya sen o gözdeki bakışta hiç onu verecekmiş evet, gibi hissettin mi yani? Nasıl bakıyorlar yani biliyor musun? Bak, o kadar değil. Şöyle. İyi düşünün, taşının bütçenizi, bol bütçenizi iyi harcayın. O aylıklar diliyorum. Çöktüm, kamburum çıktı gerçekten.
bu bir isyan anonsudur. Valla birazcık temiz havaya çıkıp düşünmek istedim açıkçası. Çünkü hem parayı hesaplamam gerekiyor hem de güzel bir şey yapmam gerekiyor ki. Tavuğun şöyle bir dezavantajı var. Açık satılmadığı için bu tarz parçalar, kanat vesaire gibi mecbur paketli alacağız. Yani minimum yarım kiloluk bir paket almak gerekiyor. Yani şu anda fiyatlar da yani 30 lira üzerinde. Tamam, tavuk okey. Ama tavuk paketli satılıyor ve bayağı da yüksek fiyatlara satılıyor. Paramın belli bir kısmı buraya gidecek. Lezzetli bir tavuk için de ona böyle sos lazım. Biraz böyle uzak doğu esintili olsun, ekşili olsun istiyorum. Önce market fiyatlarına bakmamız gerekiyor. Gerçekten hiçbir şeye karar vermedim. Ondan sonra karar vereceğim ama... Ama bütün materyali alırsam da çok fazla para harcamam gerekir. Turşu ve turşu suyuyla bir şeyler yapmak var kafamda. Bir de eğer ki kabuklu fıstık bulabilirsem, kabuklu fıstıktan güzel bir fıstık ezmesiyle dışına bir sos. Ufaktan gezelim. Markette ne ayıracağız? Dışarıda esnafta ne bulabiliyoruz? Bir onlara bakacağım. Hadi gidelim. Paket bile 25 lira 35 kuruş. Ben şu anda o kadar para veremem. Bir hinlik yapacağım. Ferhat'ı arayacağım. Soracağım eğer o bulduysa ya gidip oradan alırım ya da bölüşelim mi diye soracağım. Belki bulmuştur o kanat. Bir arıyorum şu anda. Ne yapıyorsun? Ben her zaman geldiğimiz markete geldim. Sen buraya baktın mı bilmiyorum da. Ha, bakmadım ya. 25 lira 35 kuruş bir paketi. Kiloluk mu paketlerin? Kiloluk. Hatta kilodan bir tık daha fazla yani. ne yapacağız biz? Şimdi sana kötü bir haberim var. Ben ucuzluk markete geldim. Ve son yarım kiloluk tavuk kanadı aldım. Son paketi aldım. Şuraya bir ağlama gözyaşı koyayım. İyi, bana o zaman diğer market yolları gözüktü. Yoksa neden mi aldın? Hiç gitmeyeyim oraya. Önce pahalıya gitmeyeceksin hocam. Önce ucuzluk markete gideceksin. Oradan geldi. Orada tek bir market var. Oradaki tavuğu almış. O yüzden hiç 2-3 adım daha fazla atmayacağım. Bu tarafa doğru biz yol alalım onlardan önce. Gel. Koş koş koş. Her şeyi tüketiyor. Yani bölüm başı bir çöde 5 lira içerdiğim gibi duruyor ama proteinli bir yemek için aslında fena da bir para harcamamış oldum. Kafalar çok karışık yani diğer bölümlerde ne isteyecekler? Ya ucuz bir şey isterlerse öteki bölüm boşuna mı para arttırıyorum falan böyle kafamda deli sorular var. Neyse tavuk işini iyi çözdük gibi geliyor. Bakalım Yasemin kaç paraya çözmüş. Şu anda bir anda işimiz ekonomiye döndü. Eski günlerime geri döndüm. Markette de bir harcadım yani çok harcamadım ama. Alışık olmadığımız bir kanat yemeği yapacağım. Böyle gerçekten çok sürprizli oldu benim için. Kanat çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Hadi gidelim artık. Evet, sonunda alışverişi bitirdik. Fena değiliz ya. Ben tavuğu 12.75'e mi bulmuşum bakayım. 12.77'ye. Güzel fiyat. Kabuklu fıstık arıyordum. Ufak paket olmayınca bunlar çok pahalı oluyor. Bu da yaklaşık 6.73 gibi fiyatı var. Maydanoz standart 2.95. Burada neyi ucuza buldun dersiniz? Zencefilin kilosu normalde 50-60 lira civarında. Ben kilosunu 40 liradan alıp şu ufacık zencefili 1.60'a hallettim. Domatesi iyi fiyata aldım. Bu şey tabii yemeklik domates diye satılıyor. 4.45 kilosu 1.22 vermişim. Soğan standart bir fiyat. 40 kuruş. Ve aslında her şeyi lezzetlendirecek olan hem sosta kullanacağım hem marinasyonda kullanacağım turşu. Turşuyu çok aradım ama bulamadım. Gerçekten sokak turşucularını arıyoruz. Bulamıyoruz. Kaç para vermişiz turşuya da? 4.95 vermişiz. Halletmişiz yani. Takribi de 30 liranın biraz üzerinde harcamış olabilirim. Tamam şimdi kuruş hesabına giremeyeceğim ama o civarlarda bir şey. Bir armut fiyatına 5 tane armut aldım. 3.91. Bir demet maydanoz aldım. O da ne kadarmış bakalım. 2.95. Bir tane limon aldım ekşilik versin diye. 83 kuruş. 2 tane soğan aldım. Karamelize yapacağım çünkü soğanımı da ne kadar almışım? 1.93. Güzel. Minicik bir bal aldım. 1 lira 45 kuruş. Sarımsak da 1 lira 53 kuruş. 2 lira 45 kuruşa nişasta aldım. Kaşar peynirim var. 3 lira 51 kuruş. Ve 15 liraya da tavuk kanadını aldım. Ama bayağı 644 gram. Bence iyi. Mekanları seçelim. Yani bugün topuklu giymişsin. Senin yüzünden ben bu takozun üstüne çıkmak zorunda. Ben mi topuklu giymişim? Yok ben giymemişim. Ama yani bir erkeğe göre boyum kısa. Tabii canım kimse. Yani ben bir bu şey kadar mi? Daha olsam manken olacakmışım yani. İlk defa sayı kazandım. Kendi stratejim bu. Hayda. Son vereyim, son vereyim. Ben bu tarafta olacağım. Hadi bak. Ben gidiyorum.
Öncelikle ilk yapmam gereken şey tavukların kemiğini çıkarmaya çalışmak. Çalışmak diyorum çünkü gerçekten zorlu bir süreç bu. Hiçbir şekilde bozmadan açmaya çalışacağım. Kemiğini çıkaracağım ve içine dolgu yapacağım. Çok iş var. Bir ara biter inşallah o tavuklar. Merakla bekliyorum. Bekle, olmazsa yedeğim bile var yani öyle. Öyleli aldım. Yalnız bir taneyini. Güzel kanatlamış. Mis gibi oldu. Şu tavuklara birkaç çizik atalım ki içleri pişebilsin. Turşu suyuyla da marine edeceğim. Turşu suyundaki asit bana epey yardımcı olacak. Hatta turşu suyu benim buradaki en büyük kahramanım diyebilirim. Evet. Şimdi üstten streçleriz, dolaba alırız. Şu batırdığımız ortalığı toparlayalım. Peki sana şimdi bir şey, sen bu tavuğu nereden aldın? Söylemem. Hayır, kasaptan mı aldın? Kasap. Kasap kardeşimize rica etseydin de sana bunları şakırt diye 5 tane daha yıklasaydı ya. Bunları atmıyoruz. Suyunu da kullanacağım sos için. Tavuk suyu yapacağım. Mis gibi olacak. Fıstıklarımızı ayıklayalım. Kabuklarını da şöyle toparlıyorum. Sonrasında tütsü için kullanacağım bu kabukları. Bugün hiçbir şeyin kabuğunu atmayı planlamıyorum. Yani gerçekten 0-0-0 atık yapacağım bugün. Bir şey diyeceğim Ferhat. Bana laf ettin tavuğun kemiklerini çıkarıyorum diye. Kendi yaptığın gerçekten çok mu farklı? Gitmiş orada kabuklu yer fıstığı şey yapıyor. Aynı şey. Benim en azından adedi az. Yani ne yapayım para az harcayayım diye emeğimizden kullandık. İşte ben de öyle yapıyorum bak. Normal ayrı görmedim. Tavuk butu kadar var. Sonuçta tahta değil bu. Fıstık. Kemiğe sıyırıyorum kemiği. Şimdi biz domates közleyeceğiz, soğan közleyeceğiz. Fıstıklarımızı da kavuralım. Hem yağları çıksın, hem de şu kabuklar da yansınlar. Şöyle gözümüzün ucuna bakalım, başka şey de kaçırmış olmayalım. Şu turşunun içerisinden biberleri almaya çalışacağım. Onları da közleyelim. Sosa hem turşudan gelen ekşiliği verirler, hem biberin tatlılığı var. Fıstıklar daha fazla yanmasınlar. Evet, güzelce kavruldular. Bir tane böyle güzel bir doğrayıcı alalım. Şimdi bunları buraya doldurup püre olarak kadar çekeceğim. Şu tüyleri oluyor ya kanatta, ben onu hiç sevmiyorum. O yüzden biraz yakıp o tüylerini yok ettim. Şu an sıfır tüy, kemiksiz, mis gibi tavuk. Karıştıralım, her yerine yedirelim. Masajımızı yapalım minnoş tavuklara. Şimdi ben bunları buzdolabına koyacağım. Şimdi hemen hızlıca o tarafa geçiyorum. Şöyle bir karamelize soğan yapalım, armut sos yapalım. Tatlandıralım tavuk kanadımızı. Şimdi artık fıstıklarımızı sosa çevirebiliriz. Yaklaşık şöyle bayağı bir zencefil koydum. Yanmış olan domatesleri de orada kabuğuyla beraber. Sosumuzun durumuna bakalım, kıvamına. Önce biraz yağla sarımsağı çok az bir kavurup hemen armutları atacağım. Köri tam nokta atışı köri oldu. Kimyona hiç gerek kalmadı. Şimdi tavuğa geçebilirim. Şimdi tavuk kemikleri kalmıştı biliyorsunuz. Onları şöyle birazcık kavurup içerisine su ekleyeceğim. Tavuk suyuyla sosu birleştireceğim. Böyle güzel bir aroma katmış olacak. Tavuklar her şey rengi mengi dönmeye başlamış. Turşu suyu gayet onları yumuşatmış gibi duruyor. Ama biraz kurulamak lazım. Olabildiğince fazla suyu çıkartalım ki nemini atsın. Yağlı kaseye erimiş bir tane tepsi alıyorum. Derileri yukarı gelecek şekilde dizelim. Şimdi her ne kadar içerisinde tuz olsa da ne yapıyoruz? Birazcık tuzluyoruz daha kıtır olsun diye. 220 dereceye gidiyorlar. Biraz kızaracaklar, sonra soslanacaklar, sonra biraz daha kızartacağım. Birkaç aşamada en az 3 kere pişecek bunlar. Biraz da soğan ekledim içerisine, dengeli olsun diye.
tekrardan koyuyorum. Nedir o? Armut sosu. Armutlu tavuk suyuna çorba. Tavukların ön pişirmesini yaptım. Şimdi soslayacağım, sonra bir daha pişireceğim. Direkt sosu atıyorum. Böylelikle sosun içerisinde de pişmiş tavuktan gelen güzel su ve yağ girecek. Bunlar çok katmanlı işler hocam. Bunları düşüneceğim hep. Tavuklar fırından çıktıktan sonra sosla birlikte birleştireceğim. Tabakta da şöyle bir süsleyip servis edeceğim. Evet, şimdi biraz daha süsleme için biraz susam kavurdum. Hemen maydanoz doğrayalım. Maydanoz olabildiğince ince doğrayalım. Kaplamamız da hazır. Soğan kabuğu, fıstık kabuğu, zencefilin kabukları, her şey burada. Tavuklar neredeyse güzelce dumanlandılar, daha doğrusu tütsülendiler. Sonrasında tekrar yağlı kağıdın üzerine alıp birazcık daha soslayacağım. Fırına verip üzerlerini kızartacağım. Sonrasında az önce yapmış olduğum bu susamlı, fıstıklı, maydanozlu karışımla kaplayıp servise sunacağım. Birazcık da yanına yaptığım o fıstık sosundan vereceğim. Fıstık ezmeli, tütsülenmiş tavuk kanatlarımız hazır. Evet, hop. Şöyle geldim. Şimdi ufak bir özet geçeyim ben size. Öncesinde turşu suyuyla marine ettim. Aslında bakarsanız kilit noktalardan biri hem turşu suyuydu hem fıstıktı bu tarifin içerisinde. Sonrasında fıstıkları güzelce kavurdum. Kabuklarını ayırdık. Sonra ayırdığım o fıstıkları birazcık domates, soğan kavurduk. Turşunun içerisindeki domatesleri ve şeyi aldım. Domates değil, neyi aldık? Ha, yeşil domatesi aldık, biberi aldık. Onları da güzelce kavurduk. Sos yaptık. Sosa bolca turşu suyu koyduk ki ekşilik versin diye. Çünkü fıstıktan gelen yoğun bir aroma var. Ben sonra tavukları öncesinde bir boş fırınladım. Derileri biraz çıtırdadı. Ondan sonra sürekli içeri geri, içeri geri yaparak üzerlerine 3 kat kadar bu sostan sürdüm. Çıkınca da biraz sos. Üzerine de susam, yine fıstık ve ne koyduk? Maydanoz koyduk. Yanında turşu da verdim. Çünkü içerisinden gelen turşu birazcık baskılandı. Turşuyla beraber yiyince de tadı iyi oluyor. İsteyen içinde bandırmalık aynı sostan var. Hello, ben geldim. Buyurun. Tavuğun kemiklerini tamamen içinden sıyırdım. Ve o kanının şeklini hiçbir şekilde böyle bozmadan çıkardım kemiklerini. Ardından çok güzel bir armut sosu yaptım. Bu hem ekşilik hem de tatlılık. Aynı zamanda alttan gelen şöyle boğazda kalan bir acılık veriyor. İçerisinde acı yağ var, zencefil var, ondan sonra kimyon var, köri var, tuz, karabiber. Ya bu tarz şeylerle tatlandırdım. Bunu bir güzel böyle blend ettim. Ama aynı zamanda içerisinde armut parçaları da göreceksiniz. Onu da daha sonradan ekledim. Tavuk kanatlarının içerisine karamelize ettiğim soğanı ve aynı zamanda kaşar peynirini koydum. Bu öyle içinde pişti bunlar. Fırında bir güzel kızardılar. Fırından çıkardıktan sonra hepsinin üzerine şöyle güzel bir bal sürdüm. Ardından sosla birleştirdim ve biraz da maydanoz serpiştirdim. Bence çok güzel oldu. Tatlı, acı ve biraz da ekşiyi alabileceğiniz farklı bir tabak oldu. Sizin için kemiklerini de çıkardım. Bunu da unutmayın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok zorlaştırdık işimizi. Gerçekten çok zorlaştırdık. Buradaki tabak konfor yemeği olarak olabilecek en üst seviye, en çıtır kanat gibi duruyor. Yakına gelince de kokular daha da bir güzelleşti. Sonundaki tabak rahat yenir. Bu tabak tam evde yapıp maç karşısında yiyebileceğim bir tabak gibi geldi. Burası da hani fine dining diyemesem de bir alakart restoranda tavuk yemeği geldi mi böyle afiyetle yiyebileceğim bir tabak gibi duruyor. Sağdaki tabağa ise çatal bıçakla gireceğiz gibi gözüküyor. İkisi de ekşi mekşi falan dediler. Tavuk da ekşi çok güzel yakışır. Bakalım. Bu tam bir restoran, hatta direkt deniz manzaralı bir restoran tabağı gibi geldi. Gayet güzel görünüyorlar. Burası çok ilginç bir deneyim sunuyor sosuyla, yanındaki turşusuyla beraber. Ferhat deneyimi oynamak istemiş.
Biraz parmak kirleten bir deneyim tabii kanat yemek elle. Turşu suyunda bekletmek zaten bütçeyi yönetirken çok iyi bir fikirdi. Onun karşılığını Ferhat tamamen almış. Hayvan gibiydin ha. Biliyorum. Bir an önce onunla sosa banayım. Sosta yer fıstığının tadı çok baskın olur diye bir beklentim vardı ama hiç baskın gelmiyor. Gayet güzel böyle kendini yediren bir sos olmuş. Sosta öyle doğru baharatlar kullanmış ki sanki bir fıstık humusu yiyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. O bakımdan da güzel. Gerçekten tamam bir Hindistan cevizi yok içinde ama resmen bir satay sos deneyimi yakalamış durumda. Kanat zaten çok doğru pişmiş. Marinasyonu tamam. Gayet lezzetli. Üstüne böyle tane tane döktüğü susam ve fıstık taneleri çok hoşuma gitmedi açıkçası. Yani birazcık uzaklaştırdı tavuktan. Tüsüyle beraber tavuğun tadını böyle daha içine işlenmiş almak isterdim açıkçası. Burada böyle 2-3 tane tavuğu koklayınca tütsü kokusu geliyor. Şu yediğimden alamadım. Lezzete dair de bir şey alamadım. Tütsülenmiş falan. Güzel, hoş. Ama yani günün sonunda burada kanat hakkında bir yorum yapıyoruz. Ve sosla turşunun buna artı bir değer kattığına inanmıyorum ben çok fazla. Şimdi kemiklerinden ayrıldı. Kemiklerinden ayrılarak marine oldu. Bakalım bu bir avantaj mı dezavantaj mı? Bu tabakta gözümün kaldığını aldı Efe ama şu birazcık daha kızarmış alayım. Dışı tamamen bir yağ şov. O acı yağ en son damakta kalan o oluyor. Üstüne tekrardan bir bal sürünce bir şüphe uyanmıştı. Aşırı 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 tatlı olacak diye. Ki olmuş bence. Kemiksiz olması bence biraz daha iyi olmuş. Direkt lezzete ulaşabiliyorsun. Bir de tabii aldıkları tavuk kanatlarının arasında farklılık var. Yasemin biraz daha iri, beyaz yüzeyi daha geniş. Dolayısıyla yeme deneyiminde her lokmanızı soslayasınız geliyor. O da ayrı bir yeme eğlencesi katıyor aslında olaya. Birazcık da sakız gibi yedim ki tavuğu açıkçası. Dediğim gibi birazcık farklı hissettirdi bana tat ve deneyim olarak. Elbette karamelize soğan dediğimiz şey birazcık tatlı bir hali vardır ya. Dışındaki sosun tatlılığı karamelize soğanı öldürüyor. Ben bunu bir negatif olarak yazıyorum. Sosu da çok başarılı. Yerken hiçbir problem yok ama arkadan bir anda böyle bir acılık vuruyor. Beklentimin birkaç tık üstünde ama çok da ahım şahım da bir sos değil açıkçası. Sosun ekstra bir şeyini görmedim. İşte turşunun ekstra bir şeyini görmedim. Güzel bir kanat yedim. Ama burada sosuyla, iç dolgusuyla farklı bir tabak deneyimledim. O yüzden de seçimim Yasemin tabağı oldu. Tütsü açıkçası çok yakışmış. Daha yemeden insan acıktırır mı tavuk ya? Daha böyle yemeden karnım acıktı. O yüzden bu tabağı seçiyorum. Her ikisi de gerçekten sinekten yağ çıkartmış durumda elementler konusunda. Takdire şayan bir sürü şey yoktan var ettiler. Çok minimal kullandılar. En öne çıkan elementlerde bir tanesinde hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. O da bu tabaktaki karamelize soğan beni üzdü. Bu tabaktaki elementlerin hepsi çok daha doğru kullanıldığı için benim tercihim bugün bu tabak. Kaça olsa yaparsının ilk bölümünün kazananı 2-1 Ferhat sen oldun, tebrikler. Teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz şimdi sıra sizde. Ferhat'ın ya da Yasemin'in tabağını hangisi sizin kazananınızsa yorumlara bekliyoruz. Tarafınızı yorumlarda belirtin. Bir sonraki bölümün başında açıklayacağız seyirci kazananını. Yalnız baştan söyleyeyim, ilk 4 günü dikkate alacağız video yayınlandığından itibaren. İlk 4 günden sonraki yorumlarınızı saymayacağız. Sonra bize kızmayın. Yani 5. günün şafağında doğuya bakıyoruz, oradan geliyorlar diyorsun. Yani bir daha kemik içinden asla çıkarmayacağımı da burada öğrenmiş Hocam oldum. Ben ne dedim? Ooo ne emekler ne emekler. Ben gerçekten uzaktan bakarken bu tadı beklemiyordum, sosu güzel. Özellikle köri ile armut. Onlar yaşınız. Herhalde. Yani bu şartlarda Ferhat sen 30 lira 60 kuruş, Yasemin sen 33 lira 56 kuruşa. Bir de 3 lira fazla. Harika iki tabaktı yani. O değil de teşekkür ederiz ama ben şu an şeyi merak ediyorum. Bizim böyle paramız azalıyor ya. Gitgide böyle golü büyütürler mi yani? İlk bölümde bir güncelleyeyim mi sizi? Hadi güncelle Yasemin, bizi. Yasemin senin gelecek bölüm 116 lira 44 kuruşun kaldı. Ferhat bereket senin versin. De 119 lira 40 kuruşun var. Çok bayağı, bir fark yok herhalde. Bir fark yok yani. Aslında. İşte bu haftadan haftaya değişecek. Yani gerçekten o riski almak, dışarıda alışverişi, parayı kuruşu kuruşu hesaplayarak yapmak bizi bugün efsane zorladı. Teşekkür ediyoruz sana. Sen gene antrenmanlısın da ben. Vay arkadaş ya, düşük bütçeler adam olarak ben. Neyse benim için kolay bir bölüm o zaman, ne diyeyim yani. Gelecek bölüm kurağıda topları yine getireceğim önünüze. Siz belirleyeceksiniz hangi bölümü yapacağınızı. Şans. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu acıların karşılığında da bir aboneliğinizi ve beğen tuşunu alırız. Kesinlikle. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Haydi. Yorulduk.